Basın mensupları, dostlarım, davetimi kabul ederek geldiğinizden dolayı hepinize ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Öncelikle ebediyete intikal etmiş rahmetli Mustafa Kemal Atatürk ve rahmetli Genel Başkanımız Bülent Ecevit ve ülkemiz için bir çivi dahi çakmış olan, hayatta olmayan bütün emektarlarımıza, rahmetlilerimize rahmet okuyorum. Onların yüzü suyu hürmetine bu memlekette yaşadığımızı bilincindeyiz. Ondan dolayı gururluyum, mutluyum. Bu ülke bizim. Sadece şehitlerimizle değil, gazilerimiz de çok önemli. Çünkü ülkemiz için emek verdiler, canlarını dişlerini takarak mücadele ettiler. Belki de şu anda yataklarında veyahut da zor hayat şartlarında yaşıyorlar ama onlar da bizim baş tacımız. Hepsini saygı ve sevgiyle anıyorum. Rahmetle anıyorum. Sevgili dostlarım, sizlerle bir kahvaltı ortamında, bir sabah dinçliğinde bir araya gelmek istedim. Gelme sebebimiz hem yerel seçimler, hem partimizle ilgili bilgiler vermek istiyorum. Biliyorsunuz geçen genel seçimlerde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bizim partimizin bütün örgütleri tam olmasına rağmen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın oluru olmasına rağmen Yüksek Seçim Kurulu tarihinde olmadığı gibi bir karar verdi. Bir temayülü ve bir gelenekmiş gibi uygulayarak bütün il ve ilçelerde sadece atama veya örgütüm olması geçerli değil dedi. Bizzat kongrelerin yapılmış olması lazım dedi. Bizim de tam seçimler 2 gün sonraya alınmış 3 tane ilçemizin kongresi vardı. 3 ilçe kongresi yapılmadı diye seçime sokulmadı Demokratik Sol Parti. Ve üzücüdür ki herkes Cumhurbaşkanı hükümet sistemini eleştirirken ve Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösterirken ana muhalefet partisi ve diğer muhalefet partileri bu haksızlığa, bu hukuksuzluğa çıkıp da bir açıklama yapıyor. Üzücü olan budur. Çünkü kimin ne zaman ne olacağı hiç belli değil. Son günlerde biliyoruz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçimler adil değil dedi. Daha önceki seçimler adil miydi? O zaman neden konuşmadım? Yani onun için keşke kendi başlarına geldiği zaman hassasiyetin dışında diğer başka partilere veya insanlara bir haksızlık, bir olumsuzluk, bir hukuksuzluk olduğu zaman tepki gösterebilmek en büyük erdem. Biz Demokratik Sol Parti olarak Türkiye'nin her bölgesinde, her ilinde, her ilçesinde seçime giriyoruz ve her bölgede hem belediye başkanı adaylarımız, hem il genel meclis üyesi adaylarımız, hem belediye meclis üyesi adaylarımızla büyükşehir belediye başkanı adaylarımızla seçimlere gidiyoruz. Onu sizlere paylaşmak istiyorum. Seçim, yerel seçimlerle ilgili çalışmalarımız 3 Şubat'ta Ankara'da parti meclisinde görüşeceğiz ve adaylarımızı ve yerel seçimlerde nasıl hareket edeceğimizi kararlı parti meclisinde verecek. Biliyorsunuz ben Demokratik Sol Parti Silivri İlçe Başkanıyım. Aynı zamanda da Demokratik Sol Parti parti meclis üyesiyim. Şimdi ülkemizde yerel seçimlere gittiğimiz ortamda gerçekten adil bir ortam söz konusu değil. Yani mecliste grubu bulunan partiler devlet yardımı alıyor. Ama mecliste grubu bulunmayan, seçime girme yeterli olan partiler kendileri bulabiliyorlarsa kendi ceplerinden harcama yapıyorlar. Bu adil değil. Yani ne yapılabilir? Asgari bir şeyde bulunabilir. Yani seçime girecek diyorsun partiye. Seçim kurulu ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı onay veriyor ve hiçbir kaynak yok.
Bu kaynağı nereden buluyor bu partiler? Onları sizler düşünün. Yazılı bulundukları ortada. Silivri'de belediye başkan adayımız olacak mı diye kahveden soran arkadaşlarımız oldu. Evet, Silivri'de de belediye başkan adayımız olacak. Belediye meclis üyeleri Sil adayımız olacak. Büyükşehir belediye başkanımız adayımız olacak İstanbul'da. Kim olacak? İşte 3 Şubat'taki parti meclisinde bunlar kararlaştırılacak. Şimdi enteresandır, çok ne bileyim, ne ifade bulamıyorum. İktidar Partisi ve küçük ana muhalefet partisi bir ittifak oluşturmuş. Mecliste olmayan partilerle mecliste olan ana muhalefet partisi bir ittifak oluşturmuş. Biz yıllardan beri, 30 yıldan beri Güneydoğu'da PKK ülkemizi görecek diye mücadele ederken ülkemiz Ankara'dan ikiye bölünmüş durumda. Yani bir tarafta Cumhur İttifakı, bir tarafta Millet İttifakı. Ya Cumhur kim, Millet kim? Millet de biziz, Cumhur da biziz. Yani ikisinde söz ancak ne yazık ki algı yönetimleriyle ülkemiz yönetildiği için birisi biz buradanız. Dün çok büyük hakaret ettikleri insanlarla beraber hareket edebiliyorlar. Etmeleri lazım. Yani ben ona neden ediyorlar? Koalisyonlara ve ittifaklara gidiyor. Ancak böyle yasal olmayan, böyle bir sistemi olmayan bir ittifak veyahut da birliktelik hiçbir zaman ülkemize fayda getirmez. O işin içinde olan insanlara da fayda getirir. Nasıl ki? Diyelim ki ittifak bir aday çıkardı, destekledi. Dedi ki A Partisi'nin adayı burada belediye başkanı adayı. Arkadan aynı destekledim diyen parti belediye meclis üyesi adayları çıkartıyor. Kendisi belediye başkanı adayı çıkartmıyor. Seçildi. İktidar koltuğuna oturdu belediye başkanı. Karşı tarafın bazı isteklerini yerine getirmedi. Veyahut da görüşler tamamen zıt hale geldi. Diyelim ki hasbelkader Silivri'de öyle bir şey oldu. Tekrar portladı Güneydoğu'daki açılım politikası. Belediye başkanı tepki göstermeyecek mi? Başka partiden olan. Bugüne kadar o görüşü söyleyen insan karşı gelmeyecek mi? Yani bir yargının seyyar yargı olarak gidip yargılandığı durumları gördüm. Şimdi burada gelinen nokta güzel nokta. Evet, anlaşılması lazım. Beraber hareket. Ama şeyde değil. Seçimlerde değil. Adaylıklarda değil. Ülkemizde birlik olmamız lazım. Ülkemizin menfaatlerine birlik olmamız lazım. Bu birliktelikler sadece adaylıklarda. Görüşlerde birliktelik yok. Ülkemizle ilgili kararlarda birliktelik yok. Milli olmakta birliktelik yok. Her anda bir ben her toplantı, her ortamda şunu söylüyorum. Sevgili dostlarım, bizim üç şey karşısında saygı duruşunda durduğumuzu biliyorsunuz. Bizim Türk geleneklerimizde. Bir, cenazelerde. Cenaze geçerken mutlaka biz hazır olmalıyız. İki, bayrağımızda. Bayrağımız göndere çekildiği zaman biz hazır olmalıyız. Üçüncüsü de Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanımız bir yerde olduğu zaman o bizim bütün ülkemizi temsil ettiği için hazır olmalıyız geçerken. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Öyle bir ucubet sistem ki bir cumhurbaşkanı bir partinin genel başkanı. Ben de bir partinin mensubuyum. Şimdi cumhurbaşkanını nasıl eleştirin? Buram eleştirme diyor. Bütün ülkeyi temsil ediyor diyor. Öbür taraf diyor ki bu bir tarafı temsil ediyor. Şimdi bir tarafı temsil ediyor. Bütün ülkeyi mi temsil ediyor? Bu gerçekten bu sisteme getiren üst akıl kimdir? Ve nedendir? Bakanların isimlerini veya bakanların fonksiyonlarını şu anda ülkemizde bilen yok. Bakanlara hesap verebileceği kimse yok. Mecliste milletvekillerinin yasa yapacak. Tamam, yasa mı organı? Adı yasa mı organı? Ama milletvekili de milletin vekili bir şeyler soracak. Soracak bakan var mı? Soramaz. Cumhurbaşkanı sorabilir mi?
soramaz. Eleştiri getirebilir mi? Getiremez. Mutlaka şey olur. Getirmesi lazım. Ama Cumhurbaşkanı'nda değil. Onursal bir makam orası. İcra makamı da olabiliyor mu? Evet. Daha önceki Cumhurbaşkanı sistemimizde Cumhurbaşkanı istediği zaman bakanlar kurulunu başkanı yapabiliyor. Anayasamız var mı bizim? Bunu yapabiliyordu. Şimdi niye bu sistemin içine girdik? Girdik bir şeylerin içine. Gidiyoruz. Ve yıllardan sonra, 16 yıldan sonra milli milli diye bağırmaya başladık. Üretim milli olacak. Kolay değil üretim yapmak. Bizim Silivri'mizin köylerini biliyoruz. Bahçesi olan köylümüz bile domatese gidip manavdan alıyorsa soğanı, bir diş soğanı saksısında yetiştirebilecekken gidip soğan depolarına bir cumhurbaşkanı baskın yapın diyebiliyorsa, o hale geldiyse üretimimiz, köylümüz bittiyse bunun sorumlusu birileri olması lazım. Birilerinin buna cevap vermesi lazım. Bir cumhurbaşkanı benim marketlerdeki fiyatlarla ilgili sadece toplantıda konuşabilir, konuşması lazım ve öbür icra organlarının da bunun gereğini yapması lazım. Marketlerde fiyatlar farklı. Sayın sevgili Cumhurbaşkanım, sevgili okul arkadaşım, yani aynı zamanda onu da açıklayayım. Cumhurbaşkanı ve biz aynı şekilde mezunuyuz. Yani 1980 Kasım ayında ben mezunum, 1981 Şubat ayında Cumhurbaşkanı mezunum. Aynı okuldan, aynı fakülteden mezunum. Şimdi bir algı yönetimidir ki, diploması yok diye ortaya çıktılar Cumhurbaşkanı. Türkiye Cumhuriyeti Muz Cumhuriyeti değil. Diploması olmayan bir adamı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yapamaz. Yapmaz. Öyle bir sistem yok. Ama bir algı yönetimi sadece konuşuldu. Üniversite açık. Marmara Üniversitesi. Fakülte açık. Ve ortak hocalarımız var. Hayır, çok güzel. Sen nasıl şeyler söylüyorsun? Ben geç kaldım. Hayır, olmaz o yarın. Şimdi, ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Aynı olay televizyonda açıklandığı zaman, diploma yok dediği zaman, aynı diplomaları televizyonda gösterdiler. Bak, birbirine çelişkili diye. Hemen haberi dinledim, gittim hemen arşivimi çıkardım, kendi diplomalarımı çıkardım. Ulan benimkiler de mi sahte? Yani böyle bir şey yok. Türkiye Cumhuriyeti bu kadar basit bir ülke değil. Ha biz problemlerimiz olabilir, biz sevmeyebiliriz, eleştirebiliriz, şu olabilir, bu olabilir. En yakın tanık, ona da inanamadım. Ona da inanamadım. 1980 mezunu, dikkat edin. 1980-81. Benden 4 yaş büyüktür Cumhurbaşkanı. Siz 80'li mi mezunuz? Ben 80 mezunum, o 81 mezunum. Şimdi o dönemde iki tarafında da bir sağ tarafın uç noktasında, bir sol tarafın uç noktasında. 80 döneminden bahsediyoruz. Her gün İstanbul'da en az 2-3 kişi, bazen 5 kişinin öldürüldüğü olaylar var. Günlük olarak. Şimdi o durumda okulda arkadaşın kim, sınıf arkadaşın kim? Ben 600 kişilik sınıftaydım biz. 600 kişi amfide ders görüyoruz ve kaç kişiye tanıyorsun diye sorduğumuz zaman arkadaşım, ben şu anda 10 kişiyi, 10 kişi sayabilirim. O dönemler öyle ve sağcılarla solcular bir olduk o zaman, bir konuda bir olduk. Bizim esas okulumuzun adı İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi. Bizimkiler dedi ki bizim arkadaşlar, ya biz niye akademi öğrencisiyiz? Biz niye üniversite değiliz? Niye fakülte değiliz? O arada 12 Eylül'ün o terör dönemi, kısık yönetimden olduğu dönem, meclisten bir karar çıktı. İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nin altında, akademinin altında yüksek okullar vardır. O zaman bizim okulumda ben Sultanahmet diye girişim var. Sayın Cumhurbaşkanımız da bir yüksek okulda girişi. Sonra bütün o yüksek okulları kapattılar. Fakülte halinde tek bir fakültenin torba yasa diyoruz ya, torba fakülteye koydular hepsini. Biz aynı fakülte öğrencisi olduk. Tanışıyor muydunuz? Tanışmıyoruz. Ama biliyorsun. Tabii. Tanışan birisi var mı?
Hiç dışarı bir soru. Yani söyleyeyim. Cumhurbaşkanının okulda. Tabii. Şimdi onu da söyleyeyim. İlk önce bir süreci anlatayım. Bu fakülte kuruldu. Fakülte kurulunca akademinin altında fakülte. Fakülteler literatürde üniversitelerin altında kurulur. Akademilerin altında yüksek okullar vardır. O zaman yüksek okullarda 4 yıllık fakülte düzeyindeydi. 2 yıllık falan değil, 3 yıllık falan değil. 4 yıllık. Sonra hemen arkasından 2-3 ay geçmeden bu sefer üniversitenin adı değişti. İstanbul İktisat Ticari Bilimler Akademisi yerine Marmara Üniversitesi oldu. Bu sefer de Marmara Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi oldu. Şimdi 3 ay önce aldığınız zaman diplomanızı akademi olarak alacaksınız. 3 ay sonra gittiğiniz zaman üniversite. Asal bu sefer diyor ki vatandaş, o günleri bilmeyen vatandaş veya canlı yaşamayan vatandaş diyor ki ha bunun diploması sağlıyor. Yok öyle bir şey, benim diplomadım. Şimdi tanıyan var mı diye Kadir sordu. Profesör Doktor Osman Altuğ. Tanımayanınız var mı? Kayıt dışı ekonominin babası. Tanımak. Türkiye'de. Evet. Osman Altuğ, ortak hocamız. Tek hoca yaşıyor. Tek şahit. Hoca yaşıyor şu anda. Ben tabii bu kadar yaygın olunca ben bile kendi diplomamdan şüphelendim ya. Hocam dedim ya, anlatır mısın? Sayın Cumhurbaşkanı, ya bırak dedi Hüseyin dedi o işleri. Benim dedi öğrencim dedi ya. Şimdi öbür hocalar da aynısını söylüyor. Şimdi bu algı yönetimi de olmaz. Artı geçelim oradan öbür tarafa. Ana muhalefetin yapmış olduğu şeyi. Geçen seçimlerde yaptıkları. Kaçak saray. Ya arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? Bir ülkede devletin parasıyla bir şey yapılacak. Meclisten devletin bir bütçesi olacak. Hani küçük bir şey yapılır. Şadırvan gibi bir şey yapılır. Ulan bu birine toplamışım da. Katrilyonlarca para gidecek ve kaçak diyeceksin sen. Muhalefet partileri uyurken mecliste bütçeden demek ki ödenekler ayrıldı, takip etmediler. Ondan sonra bir ortaya çıkınca şey, ulan ortaya çıkınca hiç haber, hiç haber. Mahkeme kararı ayrı bir şey. Mahkeme kararı şöyle. Mimarlar odası daha var değil mi? Yani devletin bir yapmış olduğu binayı kaçak diye bir şey kimse vermiyor. Neyi kaçak diye? Aklına dedi ama. Aynen. Ya bir konuştum da sonradan da soru soralım. Şimdi mahkeme karar verdiklerini gördük. O mahkemelerin en üst savcılarının, hakimlerin nerede olduğunu gördük. Bugün yanlış karar verenin de nerede olacağı belli değil. Çünkü o şeye girersek yanlış şeyler verildiği ortada. Onun için ben aynı zamanda üniversitede devlet bütçesini okutan bir hocayım. Devlet bütçesi nasıl yapıldığını ve kalemden kaleme nasıl aktarma yapıldığını biliyorum. Çocukları, öğrencilerimi anlatmışım, göstermişim. Hep algı yönetimine gidiyoruz. Yani iktidar partisi de algı yönetimi yapıyor, ana muhalefet partisi de algı yönetimi yapıyor. Gerçekleri söyleme şeyine girmiyor kimse. Kütbetine girmiyor. Çünkü gerçekleri söylemek araştırma gerektiriyor, çalışma gerektiriyor. Yolsuzluklarla ilgili var mı yolsuzluk? Mutlaka varsa ortaya çıkarmak lazım belgesiyle. Halen yargıya güvenmek zorundayız. Ülkemizin idarecilerine güvenmek zorundayız. Ne zamana kadar? Aksini ispat edileceği kadar. Şimdi yargımızın durumu ortada. Var mı yargı? Var. Yargıya güven. Seçim. Şu anda seçim diyor ki taşıma oylar çıkıyor. Her seçimde yapılıyor. Var mıdır? Mutlaka vardır belki de. Ama en yetkili organ yok diyor. Hangisiyle inanacaksınız? Bir algı yönetimi. Yani ülkede her şey karmakarışık bir havası yaratılmaya çalışıyor. Biz Demokratik Sol Parti'nin ilkeleri şu. Biz ülkemizin gerçeklerine göre politika yapacağız. Yapıyoruz. Rahmetli Ecevit bize bunu öğretti. Elimizde bilgi ve belge olmadan itham etmenin bir anlamı yok. Sadece yorum yapabiliriz. Şöyle olsa daha iyi olur diyebiliriz. Onun için inşallah yerel seçimler zamanında yapılabilir. Yani ülkemizde yerel seçimler inşallah yerinde zamanında yapılabilir. Çünkü kaygılandığım durum mu? Şu kaygılandığım durum hiç iç açıcı ortam söz konusu değil. Şimdi iktidar partisi
Yani ana muhalefet partisine tek vurmanın şeyi veyahut da söylemenin eleştirmenin anlamı yok. Esas ana sorumlu iktidar partisidir. İktidar partisi şu ana kadar seçim sistemiyle ilgili hiçbir çalışma yapmamıştır. Ben bir örnek vereyim size. Belediye başkan adayları var ilçemizde. En küçük şeyden vereyim. Belediye başkan adayı meclis üyelerini kendisi ayarlıyor. Doğru mu? Evet. Belediye başkanları kendileri ayarlar. Yani parti ayarladı falan filan diyorlar ama belediye başkanı kimlerle çalışacaksa onu seçer, partiye onaylar. Sinir aslında yukarısında küçük bir adı değil ya. Şunu söylemek istiyorum. Siz seçimlere giriyorsunuz. %10 barajını geçiyor partiniz. 2-3 tane belediye meclis üyesi sokuyorsunuz şeye, meclise. Ama belediye başkan adayı projelerin sahibi, o meclis üyeleriyle projeyi yapacak olan adam dışarıda kalıyor. Var mı böyle bir muhabbet ya? İddialı ya, kafa kafaya gelmiş, ikinci parti olmuş. Belediye meclis üyesi sokmuş ama başkan adayı içeride yok. Projelerin sahibi içeride yok. Arkadaş, 16 seneden beri tek başına iktidarsın. Elinden kimse tutmadı. Niye bunu değiştirmiyorsun ya? Sevgili dostlarım, örnek var bu. Ne var biliyor musun? Bizim serbest vazifeci mali müşavirim benim esas mesleğim. Bizim odalarda nispi temsil sistemi var. Gruplar çıkıyor, adaylar çıkıyor, başkan adayları ve yönetim kurulu üyesi, denetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri diye listelerle çıkıyoruz. Belli bir barajı açtıktan sonra seçimde başkan adayı çıkıyor ya. Belli oranı geldikten sonra başkan adayı şeye giriyor, yönetime giriyor. Hangi gruptan olursa olsun. Diyelim ki bir tane yönetim kurulu üyesi çıkarması gerekiyor. O yönetime giriyor. Bunun en iyi örneği bizim odamızda var. Türmok'ta var bizim meslek odamızda. Kim? Türmok Genel Başkanlığı'nın bizim eski genel başkanımız Doktor Masum Türker. Masum Türker aday olarak çıktı TÜRMOP'un başkanlığına. Başkanlığı alamadı ama kendisi şu anda TÜRMOP üyesi, yönetim kurulu üyesi. Şimdi belediyelerde bunu niye düşünmüyorsunuz ya? Niye proje, o güzel projeler gidiyor? Meclis üyelerinin hangisi takip ettiğini görüyorsunuz sizi burada? CHP seçimi kazandı. Meclis üyeleri de geldi. Kimin projesine uygulandı? Programı uygulandı. Özcan'ın veyahut da Ahmet'in, Mehmet'in kimse belediye başkanı. Hüseyin'in döneminde aynı şey geçerli. O belediye başkanı uygulandıydı. Doğru mu? Öbür muhalefetin meclis üyeleriyle beraber evet demediler. Hayır mı dediler? Hayır diyen duydunuz mu? Yok. Projeler hangisi yerine getirildi? Gerçekten de belediye başkanı adayı oranlarında öyle bir sistem getirilmiş olsaydı, girmiş olsaydı meclise, çok güzel ülke menfaatine çok güzel kararlar alınabilirdi. Olumsuzluklar önlenebilirdi. Önlemiyor. Hala önlemiyor. Yani adam dışarıda kalıyor. Adam tanımıyor bile kimse dışarıda. Selam bile vermiyorlar. Sen kaybettin diyorlar. Ya o adam meclis üyesi sokuyor içeriye. O meclis üyeleri onun şeyiyle, onun liderliğiyle, onun projeleriyle girdiler yani. O projelere girmedi mi vatandaş? Biz projelere bakmıyor muyuz olayı? Başkaya bakıyorsak ayrı bir olay. Şimdi değişmesi gereken çok şey varken değiştirilmedi, özellikle de değiştirilmedi. 16 yıldan beri iktidar partisi koalisyonları karşıyız diye bağır bağırmasına rağmen şu anda adı biraz önce mekruh mudur diye geçtik ya, yumuşatarak ittifak dedi koalisyonları. Şimdi Devlet Bahçeli rahmetli Ecevit'le beraber koalisyon kurdu. En uç noktada olanlar, 12 yıldan önce Ecevit'e komünist diyordu Devlet Bahçeli ve etrafındaki olan arkadaşlar, doğru mu? Şimdi çok güzel bir koalisyon olmadı mı? Ve ben bizim yakın bakanlarımızdan biliyorum, Devlet Bahçeli'nin rahmetli Ecevit'e hiçbir sözüne karşı söz söylediğini duymamış. Olumsuz şey olarak, proje olarak ayrı bir olay. Yani nasıl diyeyim? Terbiyesinin anlaşılan bir şey, hiçbir hareket olmamış. Ya ne kadar güzel bir şey. Koalisyonlara karşı gelmek söz konusu olamaz. Biz burada koalisyon değil mi? Şimdi bütün gazeteci arkadaşlarım aynı şey siyasi görüşleri.
Hayır. Bir araya gelebiliyor muyuz? Geliyoruz. Niçin geliyoruz? Ha başka bir şey. Bir menfaat olursa bu sefer çatışma başlıyor. Menfaatlerde tamam, koalisyon olmuyor. Şu anda menfaat var. Şu anda pazarlık yok gibi görünüyor ama derin pazarlıklar var arkadaşlar. Şimdi iki parti varmış gibi, iki grup varmış gibi seçime gidiyoruz. Yok öyle bir şey. Biz de varız. Bize niye kimse sahip çıkmıyor? Bize niye varlığımızdan kimse bahsetmiyor? Ya siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları değil mi? Seçime girme yeterliliğini kazanmış parti varken hiç ondan bahsetmeyeceksin, hiç ondan konuşmayacaksın. Sadece iki grup varmış gibi şey yapıyor. Yok öyle bir şey. İşte bu ülkemizi gittikçe olumsuzluğun içine, girdabın içine doğru şey yapıyor. Ekonomik krizden bahsetmek istiyorum. Ekonomik kriz, dolar fırladı, belli bir rakama çıktı. Hükümet yetkili dediler ki, Amerika'nın bu. Sevgili kardeşlerim, ekonominin kendi içinde bir düzeni var. Dolar arttığı zaman, öbür yabancı paralara dikkat ettiniz mi? Aynı paritede artıyor. Yani euro ile dolar arasındaki parite 1.3 ile 2.80 küsürlerde dolaşır. O değişti mi? Değişmedi. %50'ye yakın zam geldi. Bütün marketleri, şeyleri. Sayın Cumhurbaşkanı bu konularda bir bağırma. Şimdi sonra bir tiyatro başladı. Tiyatro şu. Marketlerin önünde afişler var. Enflasyonla topyekun mücadele kampanyası. Yüzde kaç? %10. Abi %50 zam yapıldı zaten. %40 içeride kaldı. Bunun hesabını kim verecek? Onun hiç kimse hesabında yok. Şimdi bu durumlarda ülkemiz iyi yönetilmiyor, bir. İkincisi, ülkemizi yönetenlere iyi muhalefet yapılmıyor. Katkılı muhalefet yapılmıyor. Üç, demokrasimiz hiç de yeri yerinde değil. Yapılan hareketlerin hiçbirisi demokratik değil. Şimdi bu demokratik olmayan bir ortamda yapılan her türlü hareketi mübah görmek bizim bilimsel ilkelere, bizim insanlık ilkelerimize aykırı. Ben öyle görüyorum. Ve onun için diyorum ki seçimler inşallah zamanında ve gününde yapılabilir. Bunu niye göre söylüyorum? Bazı bildiğim şeyler var, ona göre söylüyorum. İnşallah onlar başımıza gelmez. Öyle bir şey, kötü bir şey temenni etmiyorum. Halen daha 15 Temmuz faciası var. Darbe girişimi var. Başarılı olamadı. Ama halen daha bunun ana planlayıcıları ortaya çıkmış değil. Her ilçede, her ilde girişte ve çıkışta dikkat ediyor musunuz? Büyük beton bariyerlerle kontrol yapan polislerimiz korunuyor. Ya sevgili kardeşlerim, polisler bizi koruyacak ya, vatandaş koruyacak ya. Beton bariyerlerle kendilerini koruyup da vatandaş kim koruyacak? Emniyet müdürlüklerinin önü. Büyük büyük beton bariyerlerle. Efendim bombalar araba girebilmiş. Sevgili kardeşim, sen istihbaratın en başındaki kardeşimizi, eskiden neydi? Müsteşarlıktı, hatırlıyorsunuz. Şimdi ne oldu? Başkanlık oldu. Öyle bir makama getiriyorsun, öyle bir makam açıyorsun, halen daha teröristin kim olduğunu bilemiyorsun. Halen daha tek tek vatandaşı kimliğine bakıyorsun, GBT'sini kontrol ediyorsun, otobüsleri durduruyor, halen daha bunu yapıyorsun. Halen daha diyorsun ondan sonra ben bu ülkeyi yöneteceğim. Bir sevgili kardeşimiz, devlet adamımız da diyor ki, ülkenin bekası. Ülkenin bekasını bu hale getiren kim? Şimdi buraya dağıtan adam tekrar bunu toplayabilir mi? Dağılmış. Bunu ancak dışarıdan sen müdahale ederek toparlatabilirsin. Veya yol gösterebilirsin. Bugüne kadar gösterdin mi? Hayır, göstermedin. Nasıl göstermedik? 2015 seçimlerini hatırlayalım. Haziran ayında seçimler oldu. Günlerce seçim, hükümet kurma çalışmaları yapıldı. Hiçbir konuda görüş birliğine varılmadı. Hangi konuda görüş birliğine varılmadı açıklamadan Kasım ayında tekrar seçime gittik. Şimdi bunu neden söylüyorum?
O seçim çalışmalarında milletvekili seçim çalışmalarında Edirne'den birinci sıra milletvekili adayı. Dolaşıyoruz şeyde Edirne'de. Edirne'de televizyon var. Edirne televizyonu. Dedim ki arkadaşlara, dedim ya Edirne televizyonu bir ziyaret edelim. Bana aynı söylediler. Abi dediler oraya gideriz ama yayına çıkarmak için belli bir tarife varmış. O tarife ödemeyin abi. Dedim ya siz beni götürün oraya. Ben bir görüşeyim arkadaşlarla. Gittik. Çocuk aynen şey karşılayan arkadaşımız. Sayın Bekir'in dedi. Şeyin dedi yönetim kurulunun almış olduğu şeye göre şu kadar dedi şey olunca sizi haber olarak şey yapabiliriz. Çok teşekkür ederim kardeşim dedim. Ben dedim zaten sizde dedim haber yaptırmak için veya şey için gelme. Sadece seçimde siz bir haber olarak çalışacaksınız. Başarılar dilemek için geldim. Ben öyle söyleyince yüreği şey yaptı. Oturun dedi. Hemen dedi kameramanları çağırdı. Orada bir küçük bir konuşma yaptı. Şeyden YouTube'da var. Orada aynen şunu söyledim. Dedim ki ülkemiz çok zor süreçten geçiyor. Şu andaki yapılacak olan seçimler bir daha seçim yapılmayacak anlamına gelmiyor. Bir sene içinde seçimler tekrar yenilenebilir. Çıktık, dolaştık, dolaştık, baktık. Ya arkadaş, ülkenin bekası vardı da dünya kadar ikinci seçimi neyin yaptırdın ülkeyi ya? Hiçbir vicdanı sızlamadı. Şimdi tamam, ülkenin bekası var, birlik beraberlik olarak. O zaman ülkenin bekası yok muydu? O paraları kim harcadı? Ya adaylar harcıyor cebinden. Malı mülkünü satıyor. Ondan sonra belli bir iktidardaysa veyahut da çevresinde insanlar varsa, ondan menfaatlanacak insanlar varsa onlar zaten sponsor oluyor. Bunları hepimiz biliyoruz. Bunları kim karşıladı? Bu ülkeye yazık günah değil mi? Şu anda ben birlik olmalarından ittifak tamamen yasal dayanağı olmayan menfaat birlikleriyle başka hiçbir şey değil. Menfaat birlikleriyle işimiz yok bizim. Ülke birliğiyle işimiz var. Ülkenin bir menfaati varsa herkes yönetim açıklayacak bunu. Biz hepimiz beraber olacağız. Bir tane eleştiri getirmeyeceğiz. İki taraf da bunu yapıyor abi. Ülke gidiyor. İki taraf da bunu yapıyor şu anda. Yani. Kim yapıyor? İşte yani açıklayacak, biz bir de beraber olacağız. Şimdi... Yani siz Demokrat Parti falan herhalde bu şeyin dışında kaldınız. İttifakın içinde. İttifakın dışında kaldınız. Bak işte ya ne oldu bildiğin ki o iki dudağın arasında şey ana muhalefet lideriyle İktidar Partisi liderinin aynen şunu söylüyorsun. CHP'de İYİ Parti ile HDP yani onlar da bir ittifak içinde. Tabii. Pazarlık içinde. Yani onlar pazarlık içinde bu taraf pazarlık içinde. Ya bu yanlış. Kalanlar, yanlış olan bu. Evet, o olan siz olmuyor. Yani şey olarak siz dışarıdasınız şu anda. Bize değil. Ülkeye oluyor. Bize ne olacak? Biz seçimi kazansak mı? Kazanmadık. Ben geçen seçimlerde adaydım. Ben belediye başkanı olmadım. Veyahut da mecliste de seçilmedim. Benim ne eksildi benden? O ülkenin çok şey yapıyor. O siyaset biz onun için yapıyoruz. Yoksa kendimiz için aa vah yandık be. Dünyada şey yaptık. Giremedik. Yok öyle bir şey. Ülkemiz için tasarlanmamız lazım. Kendimiz için değil. İttifaklar yasal zemine oturtulabilir. Herkes belli bir oranda katılım sağlayabilirdi. Altyapısı oluşturulabilirdi. Yasa çıkartabilirdi ya. Güç var orada. Hepsi beraber ittifakları anlaşmadılar mı? Yok öyle bir şey. Seçimden sonra da ittifak dağılıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifak değişik şekildeydi. Şimdi yerel yönetimlerde değişik şey. Aynısını tekrar söylüyorum. İttifakın adayı kazandı. Öbür tarafta meclis üyesi fazla kazandı. Ne olacak? Altı boş. Kimin projesi uygulanacak? Hangi partinin projesi uygulanacak? Herkes bir proje sunacak. Hiç küsmemeleri lazım. Ne lazım? Gene orada da çok büyük bir ittifak olacak. Bir menfaat bölüşüm olacak. Onun için. Soru soracaksan hemen bitiriyorum. Ne yazık ki ülkemiz bu durumda böyle seçime giriyoruz. Sevgili dostlarım, ben fazla uzatmıyorum. Sorulara, cevaplara geçeyim. İnşallah diyorum gene seçimler zamanında ve uygun bir ortamda yapalım.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.